Amerika için E2 vizesini alıp 5 senenin sonunda E2 yatırımcı vizesinin yenilenme zamanı geldiğinde şirketin karlılığı ya da çalışan adeti gibi ne tip belgeler gerekecektir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz yatırımcı vizesine sahipseniz ve aldığınız bu yatırımcı vizesinin 5 yıllık süresinin sonuna doğru geliyorsanız ve bunu yenilemek istediğinizde, ki bu mümkün olan bir şey, yani dolayısıyla yatırımcı vizenizin sonuna gelindiğinde siz tekrar yenilenmesi için başvuru yapabiliyorsunuz. Ve bu başvuruyu yaparken Amerikan konsolosluğunun bakacağı nokta sizin son 5 yıldır şirketinizin ne yaptığı, dolayısıyla şirketinizin aktif olup olmadığı, vergi ödeyip ödemediği, çalışanının olup olmadığı, karının ne düzeyde olup olmadığı ve bundan sonraki süreçteki 5 yıldaki planlarındaki büyümenin nasıl gideceğine dikkat edecekler. Dolayısıyla özellikle sizin değindiğiniz şirketin karlı ve çalışan adeti gibi durumlara önem vereceklerdir. Örnek veriyorum. Siz şirketi kurdunuz. 5 yıl geçti. Yatırımcı izniniz var. Ama bir tek siz varsınız çalışan. O zaman Amerikan konsolosluğu size yeni bir 5 yıl vermesi için tereddütler olacaktır. Dolayısıyla bu noktalarda dikkat edilmesinde fayda var. Özellikle şu an yeni yönetimle birlikte yeni yönetimin bu E2 vizelerinin yenilenmesi noktasında çok daha titiz davrandığını size şimdiden bildirmiş olalım. Dolayısıyla çok aktif ve başarılı bir firma bundan sonra görmek gerekebilecektir. Yoksa normalde Amerikan konsolosluğu ya da göçmenlik dersinin baktığı olay şirketin aktif olmuş olması, çalışıyor olmuş olması, karlılık durumunun değişken olup olması, tabii ki çalışanlarının olması. Yani bunu şöyle düşünmeniz lazım. İlla çok büyük karlar yapacak bir iş yeri olmayabilir ama aktif, devamlı dönen bir iş yeri olmasını görmeye devam edecekler.